geliyor dedi. Ne demek enflasyon korumalı tahvil? Gelirken ne getirecek, ne götürecek? Şimdi tabii detaylarını pek açıklamadılar ama muhtemelen bu kur korumalı mevduata benzer bir yapı üzerinde çalışıyorlardır. Yani yine bir sabit faiz, belirlenmiş bir faiz olacak. Daha sonra eğer o faiz enflasyonun altında kalırsa aradaki fark hani kur korumasında olduğu gibi telafi edilecektir diye ben böyle tahmin ediyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ürünün tam detayları açıklanmış değil. Açıklandığı zaman eğer farklı bir durum varsa tabii ona göre bir değerlendirme yaparız. Ama şunun altını çizmek isterim İpek Hanım. Bu hükümetin bugüne kadar getirmiş olduğu bütün çözümler göz boyamaya ve gizlemeye yönelik adımlar ve çözümler. Yani ne demek istiyorum? Yani adeta bu hükümetin uyguladığı çözümleri ve izlediği ekonomi politikasını biz açıkçası böyle mişmuş ekonomisi diye tarif edebiliriz. Yani mesela arka kapı satışlarıyla kur artmıyormuş gibi gösteriliyor. İşte kur korumalı mevduatla mevduat faizi artmıyormuş gibi gösteriliyor. Yine kredilere zorunlu karşılık getirilerek politika faizi artırılmamış gibi bir izlenim vermeye çalışılıyor. Şimdi bu yeni enstrümanla da işte tahvil faizleri artmıyormuş gibi gösterilecek. Bu tabii ki mişmiş uygulamaları bir anlamda gerçeği gizlemeye yönelik ama tabii hakikati gizlemek mümkün değil. Şimdi bunların getirdiği maliyetler, bu araçların, bu enstrümanların getirdiği maliyetler hem de toplumun dar ve sabit gelirli kesim üzerinde getirdiği maliyetleri göz ardı edemeyiz. Yani mesela kur korumalı mevduattan bir örnek vereyim. Şimdi kur korumalı mevduatla işte biz mevduat faizini artmıyormuş gibi bir hava veriyorlar. Fakat ne oldu? Şimdi siz Mart ayının son haftasında %27 dönemsel, %160 bileşik faiz verdiniz. 11.7 milyar sadece 10 günlük kısım için hazinenin kasasından para çıktı. Merkez Bankası'nın kasasından çıkan parayı saymıyorum. Yine vazgeçilen kurumlar vergisini, gelir vergisini saymıyorum. Bunları eklediğiniz zaman, bunların topluma yüklediği maliyeti eklediğiniz zaman şimdi siz faiz artmıyormuş gibi diyebilir misiniz? Bunlar geldi, milletin sırtına bindi. Hem de dar ve sabit gelirlinin sırtına bindi. Yani dolayısıyla bu araçlarla hükümet sadece ve sadece geçici bir süre algı operasyonuyla gerçeği gizlemeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken de dediğim gibi çok ciddi bir gelir adaletsizliğine sebebiyet veriyor. Yani evet. Bakın şimdi emekli ikramiyesinin artışına geldiği zaman ne oldu? Bir yığın bahane, 40 dereden su getirildi. Şimdi asgari ücret ile ilgili tartışmalar gündeme geldiği zaman gündemimizde yok deniliyor. Bunlar enflasyona göre uyarlansın denildiği zaman. Şimdi siz bunu enflasyona göre uyarlamazken bu kalemleri şimdi tahvil sahibine enflasyon koruması sağlıyorsunuz. Niye o zaman ücretli kesime enflasyon koruması yok? Niye sabit gelirlilere enflasyon koruması yok? Yani bütün politikalar geçen yine sizin programınızda değerlendirmiştik. Yani bütün politikalar hakikaten böyle dar ve sabit gelirden alıp bir avuç varlıklıya transfer etmek üzerine kurulmuş. Dolayısıyla bu aracın da bu kategoride yer aldığını söylemek istiyorum. Bir de tabii bu araç açıkçası hükümetin enflasyonla mücadelede havlu attığı anlamına da gelir. Yani şimdi siz bir taraftan enflasyon düşecek diyorsunuz. İşte enflasyon gerileyecek diyorsunuz. Şuraya inecek, buraya inecek diyorsunuz. Ondan sonra da böyle işte enstrümanlar, endeksleme enstrümanları getiriyorsunuz. Madem siz iddianızda hani şeysiniz, güçlüsünüz, bu tür endeksleme enstrümanlarına niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Aslında bu tür endeksleme enstrümanları eğer ortada çok ciddi bir program yoksa İpek Hanım, güvenilir bir ekonomi yönetimi yoksa yükü, maliyeti çok daha artırıyor. Evet. Bakın sadece bir örnek veriyorum. Şimdi ne yapıldı? Bu iç borçlanmada TÜFE endeksli ve dövize endeksli borçların payında çok ciddi artış oldu. Mesela 2017 yılı sonu itibariyle dövize endeksli borçların payı sıfırdı. %30'a kadar çıktı iç borçlanma için söylüyorum. Sabit
faizli Türk lirası cinsinden enstrümanların payı da %65'ten %33'e kadar düştü. Şimdi bu ne yaptı? Tuttu tabii hazinenin hem kura hem faize hem de enflasyona olan hassasiyetini inanılmaz derecede artırdı. İşte bu nedenle bakın, bu nedenle şöyle 6-7 aylık bir süre içerisinde hazinenin iç borç faiz yükü korkunç bir şekilde neredeyse 3 kat arttı. Yani bir rakam vereyim. Ağustos 2021'de hazinenin iç borcu için toplam, yani o borçların tamamı geri ödeninceye kadar geçen sürede toplam ödenecek faiz tutarı 700 milyar liraydı. Şimdi Mart sonu itibariyle bu tutar 1 trilyon 747 milyara çıktı. Bakın durduk yerde 1 trilyon 747 milyara çıktı. 3 katına yakın arttı. 3 evet. katına çıktı daha doğrusu. Niye? Çünkü kur artışı geldi bunu vurdu. Faizlerdeki artış geldi bunu vurdu. Ve en önemlisi de enflasyondaki artış geldi. Tabii ki hazinenin borç yükünü, faiz yükünü inanılmaz derecede artırdı. Yani bu tür enstrümanlar eğer gerçekten ortada bir güvenilir şey varsa, hani program varsa, enflasyon gerçekten düşme eğilimine girdiyse, enflasyon gerçekten böyle tek haneli patikaya doğru iniyorsa, o zaman hani bir anlam ifade ediyor. Ama siz ortada bir enflasyonla mücadele programınız yoksa, böyle bu tür enstrümanları devreye soktuğunuzda siz zaten enflasyonla mücadeleye bir katkı sağlamıyorsunuz. Enflasyonla mücadeleye bir yardımı olmuyor. Tam tersine işte enflasyondan kaynaklanan riskleri katlayarak devam ettiriyorsunuz. Evet, ne dersiniz Sayın Çanakçı? Suudi Arabistan özelinde sormak istiyorum size de. Hem Suudi Arabistan gezisi sonrasındaki konuşması Sayın Erdoğan'ın, hem de Mısır'la yakınlaşma sinyallerini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani salt parayla değerlendirebilir miyiz, yoksa başka bir politika mı söz konusu burada? Şimdi İpek Hanım, tabii öncelikle hani biz Deva Partisi olarak Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinin düzelmesinden, olumlu yönde gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyarız. Hiç kimse komşularımızla kavgalı olmayı arzu etmez. Tabii ama bunun niçin bu noktaya geldiğimizi de bir sorgulamamız gerekiyor. Değil mi? Yani ortada hiçbir anlamlı gerekçe yokken biz diyelim ki komşularımızla ilişkilerimizi artık ciddi anlamda bozup daha sonra da bunu bir takım onur kırıcı, bakın onur kırıcı yollarla düzeltmeye çalışmak açıkçası kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi burada biz Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzelmesinden memnun oluruz. Ama siz bunu onur kırıcı bir şekilde yaparsanız, ahlaki üstünlüğü yitirecek bir şekilde yaparsanız, o zaman dönüp bu millete bir özür borcunuz var. Bu millete bir açıklama borcunuz var. Yani siz niçin bu meseleyi bu kadar bu noktaya getirdiniz? Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı? Diyordu ki bu dava bizim çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağına ilişkin bir belirleyici dava olacak diyordu. Şimdi peki ne oldu? Ne oldu birdenbire? Yani ne değişti? Yani Suudi Arabistan'da çok farklı gelişmeler oldu. Hukuk sisteminde, yargı sisteminde farklı bir durum mu ortaya çıktı? Bu davayı siz buraya devrettiniz. Dolayısıyla burada dediğim gibi bir hakikaten milletimizin gururunu, onurunu rencide edici bir tablo söz konusudur. Zaten biraz önce Gökhan Bey'le de konuştunuz. Gerek davet noktasında, gerek karşılama noktasında, gerek uğurlama noktasında, gerek işte kamuoyuna yapılan yansıyan açıklamalar noktasında milletimizin gerçekten burada onuru zedelenmiştir. Yani önce bu noktanın altını çizmek istiyorum. Bu kabul edilemez bir tablodur. Tabii ikinci olarak buradan bir ekonomik netice bekleniliyor. İşte o ekonomik netice nedir? Ticari ilişkilerin biraz düzelmesi. Belki işte hep kamuoyuna yansıyan yine acaba Suudi Arabistan'dan da bir swap hattı elde edilebilir mi şeklinde yorumlar var. Yani şimdi burada tabii özellikle bu swap meselesinde bunun bir çözüm olmadığının altını çizmek lazım. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gittiniz. O kadar ağır ithamlarla itham ettiğiniz bir ülkeden
işte 5 milyar dolar civarında bir swap hattı aldınız. Ne oldu? Ne değişti? Yani sizin sorunlarınız birdenbire çözüldü mü? Hayır. Şimdi burada sisteme döviz girişi yok. Sistemden ciddi anlamda bir döviz çıkışı var. Yani bu da tamamen güvenle alakalı, güvenin kaybedilmesiyle alakalı, yanlış politikalarda ısrarla alakalı, Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin kredibilitesinin tümüyle yok olmasıyla alakalı. Siz bu konularda adım atmıyorsunuz. Yani Türkiye'yi getirmişsiniz, ikiz açık problemiyle karşı karşıya bırakmışsınız. Bir taraftan bütçe açığı, bir taraftan cari işlemler açığı. İkisi de rekor düzeylerde seyrediyor bu sene için baktığınız zaman. Şimdi siz bunu böyle dışarıdan işte bir takım suni, hani taşıma suyla değirmeni çevirmeye çalışmak gibi çözmeye çalışıyorsunuz. Yani oradan gelir mi gelmez mi göreceğiz, önümüzdeki günlerde göreceğiz, ama gelse bile netice itibariyle derde deva bir çözüm olmayacağı çok çok açık. İnsanın hani, aklına hep keşke 128 milyar kasada olsaydı. Öyle bakın şimdi gelir. İpek Hanım, şimdi 128 milyar gitti. Bir de şu anda bakın, işte biraz önce dediğim gibi kur korumalı mevduatla biz bunu kontrol ediyoruz diyorlar, ama siz kur korumalı mevduattan gelen dövizleri arka kapıdan satıyorsunuz. Zorunlu döviz devirlerinden %40'a çıkardınız. Bakın ben Gaziantep'teydim, Maraş'taydım. Bunlar sanayi kenti, ihracat kenti 2 gün önce. Burada ihracatçılarımız, sanayicimiz hakikaten çok ciddi sıkıntı içerisinde. Yani siz kazandığı dövizi zorunlu olarak devrettiriyorsunuz. Bir taraftan işlem yükünü artırıyorsunuz, bir taraftan maliyetlerini artırıyorsunuz. Çünkü satıyor gidiyor, tekrar bir daha almak durumunda kalıyor. Bir taraftan da risklerini yönetemiyor. Yani siz bütün şeyi kendi açıkçası beceriksizliğinizi, başarısızlığınızı, kendi ülke riskini yönetememenizin faturasını sanayicinin, ihracatçının sırtına yıkıyorsunuz. Ondan sonra o dövizleri alıyorsunuz. Onları da yine aynen 128 milyar meselesinde olduğu gibi arka kapıdan satıyorsunuz. Bakın bu işi yakından takip eden çok kıymetli iktisatçıların hesaplamaları şunu gösteriyor. Haftada 2,5-3 milyar, ayda da 10-12 milyar dolar arka kapı operasyonları devam ediyor. Şimdi yani bunu nereye kadar götüreceksiniz? Şimdi sisteme... Mesela Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü Şenol Babuş'un bir açıklaması var. İzlediniz mi? Bilmiyorum. Tabii gördüm. Bankacılık, Şenol Bey böyle. Bankacılık çevrelerinden edindiğim bilgilere göre diyor, döviz kurunu bu seviyelerde tutmak için Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla haftalık 2,5-3 milyar dolar, aylıksa yaklaşık 10-12 milyar dolar döviz satıyor diyor. Çok doğru, çünkü bunu görüyoruz İpek Hanım. Bakın şimdi kur korumalı mevduattan döviz gidiyor mu Merkez Bankası'na? Gidiyor. Şimdi zorunlu döviz devirlerinden gidiyor mu? Gidiyor. Diğer bir takım işte böyle yasaklayıcı, müdahaleci önlemlerle döviz girişi, döviz akışı oluyor mu Merkez Bankası'na ve kamuya? Oluyor. Peki ne beklersiniz? Siz Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmasını, iyileşmesini beklersiniz değil mi? Şimdi bakın Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu işte tekrar -59 milyar dolara geriledi. O zaman nereye gidiyor bu dövizler? Demek ki arka kapıdan satılıyor. Arka kapıdan satılıyor. Şimdi siz bunlarla ilgili adım atmıyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gerekeni yapmıyorsunuz. Ondan sonra komşularımızdan işte bir miktar bir swap hattı alabilir miyiz diye ülkemizin, milletimizin onurunu kıracak tutum ve davranışlar içine giriyorsunuz. Açıkçası millet de bunu görüyor diye düşünüyorum ben. Sayın Çanakçı, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben tekrar iyi bayramlar diliyorum size.